tepkiyle karşılaşıyordum Yani çocukken. sana şöyle Nereden söyleyeyim. uyguluyorsun bunları? Bencil diyorum ya işte burada sağlıklı bencil olmak. Bencil iki türlü oluyor. Nasıl oluyor sana söyleyeyim. Bir hayır diyorsun. İşte delege ediyorsun veya hiç yapmıyorsun örnek olarak. Evet. Öz hayatta farklı oluyor. Veya hayır diyorsun. Ben şu şekilde yaklaşıyorum. Hayır yapmayacağım diyorum kendime. Veya şimdi değil diyorum. Yani bak şimdi şu anda ben de mesela oğlum geldi diyelim buraya. Diyorum ki, şimdi değil. Bakıyorum saatime 11'e görüşelim diyorum. Şimdi eğer o beni böldüğü anda bak çok önemli bir istatistik söyleyeceğim sana. Kesinlikle. İnsan bir şeyle uğraşırken bölündüğü zaman tekrar o işe döndüğümüz zaman minimum %20 zaman ve performans kaybediyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok daha vurucu bir şey. Bir insan aynı anda iki şey yaptığı zaman IQ'su %40 azalıyor. Evet. Bir insan aynı anda iki iş yaptığı zaman %40 IQ'su. Bak ben aynı anda 4 iş yapıyorum. Sen aynı anda 5 iş yapabilirsin ama aynı anda yapamazsın. Bunu günün saatlerine bölersen o an bunun Dilimlere için bölmemek. aynen. İşte bunun sırrı bak. Ben aynı anda yapmıyorum. Aynı anda birçok iş yapıyorum ama aynı anda tek iş yapıyorum. Bir iş Evet. yaparken ölümüne odaklanıyorum. Ölümüne odaklanıyorum. Tamam. Yani öyle odaklanıyorum ki işte kitap yazarken şu anda mesela şu anda bak düşün sen ikimiz bir saat boyunca başka bir şey yapma şansımız var mı? Hayır Başka hocam. bir şey düşünme şansın var mı? Hayır. Yani, tamam işte bu Buradayız. hayatında da şu program yaptığın gibi her yaptığın aktivite şu süreçteki kadar disiplinli olup o zamanı korursan bu işi öğrenirsin. Bu işin yolu Yani bu. evet Her hocam çok süreçte sağ ol. yaptığın disiplini, planlamayı, bu planlamayı kaç gün önce başlattık sen de, kaç gün konuştuk ediyoruz. Evet. Bunu yaparken aldın, hiç başka bir şeyle uğraşmadın ve bu işte başarılı oldun. O kadar basit bir şey. Yaptığın her şeyi bu şekilde. Ben şimdi aynı anda NLP koçuyum ben. NLP koçuyum. NLP Evet. şunu der. Bir şeyi yaparken eğer umutsuzluğa veya başarısızlığa gidiyorsan zihninde başarılı yaptığın bir şeyi getir. O anı getir ve onu yap. Sana diyorum ki sen ne zaman sen bir şey yapmak istersen fakat yapamazsan aklına de ki Taner Hoca'nın beraber yaptığımız program gelsin. O anda yaptığını hayal et görüntü olarak da ve onu yap. Ne zaman aklın kayıyor başka şeylere, konsantre olamıyorsun, anda Evet. kalamıyorsun, bölünüyorsun. Hemen aklına söyleşi yapma modu, yani oraya şalteri çevir oraya ve orada ne yapıyorsan onu yap. Anlıyor musun? Çok önemli bir Çok şey bu. çok çok önemli hocam. Bütün enerjimiz pozitife geri dönüyor o söylediğiniz yerde. Kesinlikle buna katılıyorum. Hissediliyor bu. Bir iki gelen şeyler de var hocam. Hem sorular var hem de size bir iki şey söylemişler. Devrim Bey demiş ki bu Tamam. konuda tanıdığım en iyi zaman yönetimi yapan kişisin demiş Devrim Ekmekçi. Gülmüş sonra. Doğrudur. Dilek Er Hanım da demiş ki idiot dedi. Aynı anda çok şey yapamama yapamama yazmış Harvard hocası diye bir ilave de yapmış hocam o. Birçok şeyi yapıp ama aynı anda yapmıyor olmamız, bölerek yapmamız, dilimlememiz çok önemli. Ve hocam bu Aynen. söyledikleriniz ben dilimleyerek yapmaya fazlasıyla gayret ediyorum. Özellikle pandemiyle birlikte not alarak ilerliyorum, atlamamak için. 3 gün gerçekten nizami giderken 4. gün hop takla atıyorsunuz. Tekrar üstünde çalışıyorum. Niye öyle oldu diyorum. Neden öyle yaptım diyorum. Tekrar tekrar girip çıkıyorum o konulara hocam. Ama yani çok güzel anlattığınız şeylerden ben çok Yani fazlasıyla sen şey alıyorum hocam. eğer sen beynini boş bırakırsan ya hiçbir şey yapmaz, bir şey yaptığın zaman der veya da amaçsız, önemsiz bir şey yapar. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bir gün ben zaman koçuyum. Bodrum'dan bir kadın aradı beni. Tamam. Dedi Taner Bey dedi. Ben dedi korkunç yoğunum dedi. Artık bunaldım, bıktım dedi. Kızım var dedi. İşim var dedi. Ben yönetemiyorum dedi. Kafayı yiyeceğim dedi bana. Bana koçluk yapar mısınız dedi. Tamam niye bir yaparım ben dedim kadına. Kadına ilk seansımızı yapıyoruz. Tamam. Aynı sana öğrettiğim şeyi yapıyoruz. Kadına dedim ki sen bir hafta boyunca bak zaman nasıl geçiriyorsun. Tamam ona göre ilerleyelim ondan sonra. Sonra kadın geldi bana. Yaptığı her şeyi
beraber yaptık. Yani işte günü sabah kalkıyor, akşama kadar ne yapıyorsa hepsini yazdık. Hepsine bol bol, yani mesela kadın 20 dakika diyor bana, ben ona 30 dakika koyuyorum. Yani her dakika da böyle 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika ilave ediyorum ki kadın yani kaçırdığı, yani çünkü biliyorum ki her dakika zamanı yakalayamıyor. Aşağı yukarı her gün 4 saati bulamadık. Yani 4 saat ne yaptığını bulamadık kadının. 4 saat. Aa, yok. Çok ilginç. Ya. Çünkü yani kadın diyor ki zamanım yok, kafayı yiyeceğim diyor ama kadının 4 saati bulamadı ki her şeye fazla fazla koymama lazım. Niye? Çünkü diyorum ki insanın %60-70 zamanında boş düşünüyor. Yani zaman algısını kaybediyor ve zamanın ne olduğunu fark etmiyor ve o zaman sürecinde kendisinin, zihninin yoğun olduğunu zannediyor. Yani insan diyor ya, yoğunum diyor ya, yoğun. Yoğunun evet. Söylemin iki sebebi var. Bir kere bilinçaltı başarılı olma hissidir. Çok yoğun insanlar önemli, başarılı olduğu için yoğun diyerekten kendimizi önemli, başarılı olaraktan hissediyoruz. O yüzden yoğun diyoruz. Anladım. Yani önemliyim ben. Yoğunum. Yani sen mesela diyorsun mesela, Feren nasılsın? Valla hiçbir iş yapmıyorum, boşum diyemezsin değil mi? Ben diyorsun yoğunum. Yani aklına hiçbir şey gelmezse, aklına hiçbir şey gelmezse diyorsun ki çok yoğunum, yoğunum. Aman aman başımı kaşıyacak zamanım yok. Falan gibi insanlar böyle birbirine şey yapıyor, hava atıyor bir şekilde yani. O yüzden burada yapma gereken şey, bunun tek yolu var. Zamanı kaydetmek, sonra gerçek zamanla, gerçek istediğimiz zamanla, gerçek zamanı mukayese edip buradakileri ufak ufak minik adımlarla kendinizi iyileştirmek yani. Ama dediğim gibi burada en önemli nokta bir, bölünmemek bir iş yaparken. Yani korumak yaptığın şeyi, odaklanmak. İkincisi ise çok istediğin aktiviteler, ailede spordur, işte kitap okumaktır, şarj etmektir. Bu zamanları patronundan, karından, çocuğundan, arkadaşlardan koruyacaksın. Tamam mı? Bunun için koruyacaksın. Yani baş türlü sen kendine baş türlü imkanı yok yani. İmkanı yok yani. Senin zamanı koruma yok. Şansın yok yani. Çok doğru hocam. Bir kere bölündünüz mü bir daha oraya dönmeniz bile inanılmaz efor. Odaklanmak. Aynen öyle. O yüzden, işi tekrar o performansa getirmek. Kafanız karışıyor. Çok yanlış bir şey yolluyorsunuz. İş dünyasında çok hassas dengeler. İş dünyasında insanların 11 dakikada bir bölündüğü ortaya çıkmış. İş hayatında 11 dakikadan bölündüğü ortaya çıkmış. 11 dakikada bir. Bu da insanın, bir çalışanın günün 1/3'ünü bu yüzden israf ettiği bilinçli olarak ispat edilmiş. Bak, adamın bir zamanı var. Zaten zamanım yok diye ağlıyor iş adamı. Ama adam zamanın 1/3'ünü ya başkasının işini yapıyor, başkasının önceliğini yapıyor, başkasının önceliği onun önceliği oluyor. Öyle bir şey yok. Normalde yok, yapmaması öyle. Lazım. Veya evet. Ertelemesi lazım ondan sonra. Ama o yapıyor. Duygularına, duygusal zeka orada geliyor esasında. Duygularını yönetemiyor. Dediğin gibi karşı taraftan tepki almak istemiyor, eleştiri almak istemiyor. Sen bencisin lafını duymak istemiyor. Sevilmek istiyor. Bu nedenlerle yani duygusal izin diyorum ona ben. O kişi o yüzden de yapamıyor. Bu kadar basit bir şey. O yüzden de insanların zamanın çarçur etmesi, bir zihinsel olaraktan plansız programsız olması. İkincisi ise iş hayatında sürekli başka insanlar için kendini feda etmesi. O kadar basit yani. Hocam çok güzel bir yere girdiniz. İş hayatı dediniz. Ben iki örnek vermek isterim. İki isim. Biri Türkiye'den, biri de hepimizin malum bildiği yine popüler, evrensel bir isim. Türkiye'deki isim ise doğru zaman yönetimi becerisi var mı bilmiyorum ama dışarıdan baktığımızda öyle görünüyor. Acun Ilıcalı'nın zaman yönetimi becerisi sanki şu an baktığımızda hocam birçok şeyle ilgilenip çalıştığı için iyi gibi görünüyor. Bir de popüler de bir isim. Ben tabii görünüyor diyorum. Bakın kesin yapıyordur diyemiyorum. Bilemiyorum çünkü o kadar yakın değilim kendisine. Evet. Bir taraftan da Bill Gates var. Dünyaca hepimizin malum tanıdığı, bildiği. Apple'dan sonra en yüksek şeyde bilinen Microsoft'un kurucusu birçok konuda ortaya çıkıp duruyor. Onun da zaman yönetimi becerisi çok iyi gibi görünüyor. Görüneni söylüyorum yine hocam bakın yani emin değilim. Burada zamanı iyi yönetmek, eğer sen hayattaki amaçlarını ve önceliklerini yapıyorsan sen zamanı iyi yönetiyorsundur. Ama yani evet. Ben bile bu kadar bu işin bilimsel ilimsel olarak biliyorum. Benim de çoğu zaman yönetimimiz zamanı. Niye? Çünkü biz hepimiz duygusal insanlarız. Yani sen her dakika bilinçli olamazsın. Eğer tabii. Bilinçten bilinç altına geçtiğin zaman sen zaten kontrolden çıkıyorsun ya. Çok basit yani. Şu çok basit bir şey söyleyeyim sana mesela.
Bir tane benim odam da en büyük sıkıntım düzensizlik. Yani ben çok şeyi düşündüğüm için bunları toparlayacak zamanı bazen bulamıyorum. Bu bana müthiş zaman kaybediyor. Bir kağıdı bulmak için bazen 10 dakika arıyorum. Mesela benim böyle zaaflarım var mesela. Zaaflarım var. Onu biliyorum ne yapmam gerektiğini. Diyor ki o kağıdı ya at çöpe diyor veya hemen diyor klasifiye et diyor. Ben onu yapmıyorum. Hani bugün yaparım, yarın yaparım diyorum. Birikiyor. Sonra ne oluyor? Anormal bir zaman kaybediyorum. Şimdi evet, soru evet. geldi. İzin verirsen şu Tabii birkaç hocam, söz söyledi. gördüm. Cafer Bey mi? Söyleyeceğim. Bir tanesi boşa geçen boş zaman boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. Bunu unutmayın. Boş zaman yoktur, boşa. İkincisi önemli iş, Goethe'nin bir lafı var. Önemli işler asla önemsiz işlerin israfına terk edilmemelidir. Bu çok önemli söz. Önemli işler asla önemsiz işte israfına terk edilmemelidir. Bu önemli söz. Bakayım bir tane daha söz. Okey. Bu da güzel bir söz. Çok seviyorum. Bu da Mark Twain'in sözü. İlerlemenin sırrı başlamaktır. Başarmanın sırrı karmaşık yoğun işlerinizi küçük alttan kalkılabilir işlere bölmek ve sonra ilkinden başlamaktır. Bakın çok güzel bir şey bu. Bir